Gagauz'u Cumhurbaşkanımızla söyleşi yapıyoruz Sakarya bölgesinde ve gönül coğrafyamızın önemli merkezi Gagauz'ya. Hem birkaç cümle Gagauz'ya hem Türklere, Adapazarı'ndaki yaptığınız çalışmalar lütfen. Teşekkür ederim. Biz bugün burada Sakarya'da çalışıyoruz. Geldi bizim ekibimiz. İlk defa geldik buraya ama Türkiye'yi çok iyi biliriz. Türkiye'nin çok yakın Gagauz'ya çalışır. Ben sevinirim anne, bizi Türkiye'de kabul ederler, bizi severler, bizi bilirler, da isterler Gagauz'a yardım etmeyin. Sanırım anne, biz lazım daha yakın olalım, sanırım anne, Gagauz halkımız hem de Türk halkımız birlikte lazım olsun. Gagauz'a o dil büyük ama bulunur Moldova'da, Gagauz'a'da yaşar çok insan ama hepsi insana Gagauz'a'da isterler işleme. O için biz de geldik Sakarya, arama iş adamları kim? Düşündük gelme Gagauz'a yardım etme, gelme yatırımla da kaldırma bizim Gagauz'a'mızı. Düşünüyorum hani bu 25 yıl neka biz çalıştık barabar da çok çalışız da sanırım hani Türk insanına, Türk halkımız gelecek bize Moldova'ya, gelecek bize Gagauz'ya. Bizim dilimiz bir, bizim istoryamız bir, bizde bizim adetlerimiz bir. O için biz lazım olalım birlikte. Gagauz'ya Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı bir özel devlettir. Ülkeye ismini veren Gagavuzlar, Oğuz Türk'ü kökenlidir ve Gagavuz kelimesinin Gök Oğuz'dan türediği düşünülmektedir. Evet, gitmediğiniz yer sizin değildir diyoruz. Gönül coğrafyamızı gezmek gerekiyor ve ekranlardan değil, bizzat yaşamak gerekiyor. Onlardan birisi de Karadeniz'in hemen karşı tarafı, Gök Oğuz. Gagauz'ya ve Gagauz'ya Dışişleri Bakanımız Vitali Bey ile beraberiz Sakarya'da, Sapanca'da güzel bir mekanda. Bize önce lütfen bir Gagauz'u tanıtır mısınız? Tabii ki. İlk önce istiyorum bir merhaba demek Türk halkaya. Çok sağ olun hani teklif ettiniz bizi bugün Sakarya'ya. Biz bugün burada bizim başkanla, Nerina Hanım'la, bizim Cumhurbaşkanı'nın. Nasıl siz biliyorsunuz bizim bağlantımız Türk dünüyle çok kuvvetli ve Türk ile çok yakınız. Çünkü Türkiye bize büyük destek vermiş. Ne zaman Gagauz'a olmuş, o zaman büyük destek Sayın Demirel vermiş. Bir defa gelmiş Gagauz'a, görüşmüş o zaman bakanlarla, görüşmüş o zaman Cumhurbaşkanı'yla ve o zaman karar verdiler ve Gagauz'a olmuş. Gagauz'a Moldova'da bulunuyor. Biz küçük bir halkıyız ama çok güçlüyüz. Biz Türk'üz. Yaşıyoruz Moldova'da. Toplam bizim nüfusu 160 bin kişiyiz. Gagauz'da yaşıyoruz ama Gagauzlar bütün dünyada tabii ki. Varna Türk, Türk'üz. Çok Rusya'da yaşıyor. Ne kadar Türkiye'de toplam nüfus bütün dünya coğrafyası? Toplam 250 bin yaklaşık Gagauz'da olarak. Evet. Ve her yıl biz Dünya Kongres yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız Mayıs'ta. Teklif ederim sizi de. Geliniz lütfen. Yani Türk Dünyası Gagauz'ya Kongresi diyorsunuz değil mi efendim? Tabii. Ve gideceğiz devre alem olarak. Tabii tabii. Bu kongrese toplanıyor bütün Gagauz halkı. Yurt dışından Gagauzlar geliyorlar. Bizim misafirler geliyorlar. Türk Dünya'dan bizim misafirler geliyorlar. Ve tabii ki biz güzel bir programı yapıyoruz ve açıklama yapıyoruz. Ne Gagauz'a, ne şimdi yapıyoruz biz? Çünkü bizim içimiz çok önemli. Bizi görsünler, bizi duysunlar, bizi bilsinler. Çünkü Türkiye'de sık sık kendim geliyorum işle ilgili ama köylere geziyoruz, şehirlere geziyoruz. Gagauz'da var 26 köyü ve 3 şehir. Komrat, Çadırlunga, Vulkaneşt. Niye komrat? Kömür at. Evet, kömür at. Niye? Çünkü böyle bir masal var kalmış bizim dedelerimizden. Orada yani bir padişah yaşardı ve onun güzel bir atları vardı onun. Ve o atlar çok güzeldiler. Bütün dünyadan insanlar geliyorlar bizim şehrimize, Komrat'a. Ve onun için şimdi bizim şehrimiz adı
Komrad Kara Başkent, Komrad, Kara Başkent, Ad, evet. Başkent Komrad, evet. Köyleriniz var. Ne işlersiniz efendim? Orada ne ekilir, ne biçilir, neler var? Yani şu an genel yani tarımcılık bizde. Topraklarımız çok güzel. Geldiniz gördünüz siz de. Bize ama şu an şimdi bizim için önemli ve destek ne geliyor şimdi Türkiye'den. Biz istiyoruz bizim bölgemiz endüstriyel olsun. Şu an şimdi ne yatırım yapabilirler? Siz şu an sanayi bölgesindesiniz. Tabii. Sakarya'dasınız, Kocaeli'desiniz. Tabii. Türkiye'nin sanayi bölgesindesiniz. Sanayicilere ne çağrınız var? Ne tür yatırımlar yapılabilir? Gagavuz ya Dışişleri Bakanımız olarak neler söylersiniz? Şu an şimdi bizim de bir bugün toplantımız olacak iş adamlarının Türkiye'den, Sakarya'dan. Onlarla da konuşuruz. Şu an şimdi Komrat'ta, Vulkaneş'te 3 şehirde serbest bölgesi var. Onları da çağırmak istiyoruz. Orada da yatırım yapsınlar. Şu an şimdi yani Türkiye birinci ülke Moldova'da kim yatırım yapıyor? Yani bir sürü yani firmalar var ama istiyoruz yani daha gelsinler ve Gagavuzya'ya gelsinler. Peki oraya şu yatırım an, yapmak isteyenler nasıl tabii, başvursunlar size? Tabii. Yani etle ilgili gelsinler yapsınlar. Yatırımcılık yapabilirler. Otomotiv sektör yapabilirler. IT sektörden de gelebilirler, çalışabilirler. Niye? Çünkü Moldova ve Gagavuzya yani iyi destekleri veriyor iş adamlara. Ve en önemli şu an şimdi Moldova'da 3 anlaşmak var. Yani Solvit birinden biliyorsunuz yani şu an şimdi vergisiz alışveriş yapabiliriz. Türkiye ile alışveriş yapabiliriz vergisiz ve Avrupa Birliği ile alışveriş yapabiliriz. Onun için şu an şimdi bu büyük avantaj Türkiye'den iş adamları bize gelirse onlar şu an şimdi orada fabrikayı kurabilirler ve malları satabilirler. Yani vergisiz. Anladım. Evet bu çok önemli ve bizim nasıl ben dediğim 3 serbest bölgemiz var. Çadırlunga'da, Komrat'ta ve Vulkaneş'te ve onları tabii ki teklif ediyoruz. Her yıl yani biz yapıyoruz ekonomik forumu yapıyoruz Kasım'da. Türkiye'den bir sürü yani birçok iş adamları geliyorlar ve tabii ki onları da bekliyoruz. Gitmediğiniz yer sizin değildir diyerek yollardayız değerli izleyenlerimiz. Moldova'dayız. Osmanlı'nın Boğdan, Bocak, Besarabya bölgesindeyiz. Burası Gagavuzya. Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı özerk bir cumhuriyet. Moldova Devleti'ne bağlı özerk bir cumhuriyet. Gagavuzlar, Gök Oğuzlar veya Kuman Türkleri. Ama ne dersek diyelim burada bir topluluk var ve bunlar hemen hemen Doğu Karadeniz şivesiyle, Çepni şivesiyle konuşuyorlar. Ve biz bu özerk cumhuriyete geldik, Moldova'ya geldik ve Gagavuz özerk cumhuriyetinin girişindeki tabelanın önündeyiz. Kimdir Gagavuzlar, ne yaparlar, nedirler ve adım adım gezerek Türk televizyonları içerisinde ilk kez farklı bir şekilde ekranlara getireceğiz. Gagavuzların memleketindeyiz. Gökoğuzların, Çepnilerin diyebileceğimiz ve Hristiyan Türkmenler bunlar kimlerdir, nelerdir araştıracağız. Bay bay. Bay bay. Gagavuzca nasıl söyleniyor? Kalın sağlıcakla. Kalın sağlıcakla. Bay bay nedir? Bay bay nedir? Kalın sağlıcakla. Kalın sağlıcakla. 25. Kalın sağlıcakla. Kalın sağlıcak. Gagavuz? Gagavuz. Annem Gagavuz ya. Gittim İstanbul'a da durdum 4 ay. Komrat'ı anlat bana Komrat. Komrat'ta yaşıyorum. Duruyorum burada. Duruyorsun. Ne istersin? Ben temizlik yapayım. Gor içinde. Değerli izleyenlerimiz Komrat'tayız. Gagavuz özerk cumhuriyetinin başkenti, Gökoğuzların başkenti Moldova içerisinde. İçeride özerk, dışarıda Moldova'ya bağlı bir cumhuriyet ve başkent Komrat'ta Türkçe konuşuyor insanlar. Kalın selametle diyorlar ve Türkçe'de bir kafe gördük burada. Kafe Türk diye. Evet,
Komrat'taki gezimiz devam ediyor ve Komrat'ın en merkezi noktasında bu kilise bulunuyor. Ve bildiğiniz gibi Hristiyan Türkler ve Osmanlı öncesi buraya gelip yerleşen Türk boyları bunlar. Ve şu an Komrat'tayız. Gezimiz devam ediyor. Size Komrat'ı tanıtmaya çalışıyoruz. Güzel gönül coğrafyamızdan geldiniz, Gagavuzya'dan geldiniz, Gökovuz'dan, Kömürat'tan. Efendim bize neler söylersiniz Gagavuzya milletvekilimiz olarak? Çok sağ olun. Biz güzel yerlerden geldik ama daha da güzel yerleri siz bize göstereceksiniz. Bir arada hem bayırlar, hem dağlar, hem sular olunca bizim de içimiz açıldı. Gagavuzya Türkiye'ye hem kardeş olarak, hem dost olarak, hem işbirliği partneri olarak hem stratejik devletimiz olarak geldik. Moldova'nın, Gagavuzya'nın insanı çok açık, çalışmaya seven ama bizim üzüntülerimiz de var. İnsanımız yurt dışına gidiyor kazanç için, kazanç parasını almak için, ailesine bakmak için. Bizi de bu çok üzüyor çünkü çocuklarımız yalnız kalıyorlar. Biz Türkiye'nin tecrübesini kullanarak Türkiye'nin iş adamlarına danışıyoruz, Türkiye'nin yönetimine danışıyoruz ki yatırımcılar biraz da Moldova'ya, Gagavuzya'ya yön versinler. Çünkü Gagavuzya değil sadece kardeşlik, dostluk ama burada biz beraber iş de yapabiliriz. Hem bizim halkımızın işi olur, hem Türkiye iş adamları kazanabilir. Çünkü birçok avantajlar, birçok kolaylıklar veriliyor bunun için. Uzaktan, Avrupa'dan da iş adamları geliyor ama bizle dil olarak da daha anlaşabiliriz. Kültürümüz, adetlerimiz bir ve köklerimiz de birdir. Onun için sağ olsun Türk halkı, Türkiye Cumhurbaşkanı, Türk yönetimi ki bizi o kadar yakın tutayla, bize o kadar güzel bakayla ki biz bunu ilerletmek isteriz. Bugün de, bu iki günde çok güzel işler gördük, güzel işler işittik, güzel protokoller imzaladık. Neler yaptınız efendim? Sakarya Belediyesi hem de Gagavuzya'daki Kazayak Belediyesi kardeşliği imzalandı. Düşünüyoruz ki bu işbirlik sadece kağıtta imzalanmış kalmayacak ama bu işler gerçekleşecek ve genişleyecek. Paul Vite'ye göre Gagavuz kelimesi Anadolu Selçuklu hükümdarı İkinci İzzettin Keykavus ile bağlantılıdır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nden ayrılan ve 1990-1994 yılları arasında bağımsız olduktan sonra barışçıl olarak Moldova Cumhuriyeti'ne katılan devlettir. Kardeşlik, karındaşlık çok önemli ve kardeşiniz varsa güçlüsünüz ve İki kardeş belediyemiz, Sakarya-Sabancı Belediye Başkanımız, Gökovuz-Gagavuzya Kazaya Belediye Başkanımız. Önce misafirimize söz verelim, duygu ve düşüncelerini alalım. Çok sağ olasınız. Çoktan bekledik bu teklifi, geldik. Güzel, hepsice güzel, kabul ettiniz. Sağ olasınız, sana hemen ileri doğru yine güzel buluşacağız. Yapacağız topluşları. Kaza, Gagavuzya'da da uğrayın, gelin biz çağırırız. Misafirliği severiz. Sana hemen arkadaşım da Sabancı'dan. Kardeşin, arkadaşım. Yeni olsun. Sayın Başkanım, evet. Duygularınız Sabancı Belediye Başkanı olarak ağırladınız misafirlerimizi. Evet. Öncelikle Gagavuzya Cumhurbaşkanımıza, Moldova Büyükelçimize, Moldova Milletvekilimize, Gagavuzya Dışişleri Bakanımıza ve Yatırım Bakanımıza, diğer kardeşlerimize ayrıca Kazayak Belediye Başkanı Anadolu'ya uzun kardeşimize, Türkiye'mize, güzel Sabancı'mıza hoş geldiniz diyoruz ilk öncelikle. Büyük kardeş ilçe ikimiz belirledik. İnşallah bundan sonra birbirimiz arasında kültür alışverişi yapacağız. Yardımcı. Ayrıca gidip birbirimize yardımcı olacağız inşallah. Bu konuda biz elimizden gereken desteği vermeye çalışacağız. Gagavuz köyleri Ukrayna'daki
Odessa ilinde Romanya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'da yer almaktadır. Moldova'da Gagavuz Cumhuriyeti dışında Kişinev'de 8000, Bender'de 1600 ve Dinyester Nehri'nin kuzey yakasında 3300, Balkanlardaki Bulgaristan ve Yunanistan'da yaklaşık 20.000 Gagavuz yaşamaktadır. Olayların isimsiz kahramanları vardır. Onlar fazla önde çıkmazlar ama bu organizasyonun önemli bir kahramanı var ve Türk dünyasının daha kocalarından. İlyas Başkanım, neler söylersiniz? Söz size. Tabii ana hedef Türk dünyasında birlik beraberlik olunca ya Gaspiralı'nın şiarını insan kendisini hedef edinmişse dilde fikirde işte birlik duygularıyla hareket etme ülküsünü kendine prensip edinmişse Türk dünyası ve akraba toplulukların kültür coğrafyasını önemsemek mecburiyetindedir. Biz de belki aydın değiliz ama aydın insanların kültürlerine biat etme ve onun gerekliliklerini yerine getirme yükümlülükleri vardır. Bu noktadan hareket ederek biz de Gagavuz kardeşlerimizi ki kendileri ifadeleriyle Bilge Kağan'ın öz evlatları olan Gagavuz kardeşlerimizi, Gökoğuzları Sakarya'da buluşturalım. Onlara kardeş eli uzatalım duyguları içerisinde. Daha evvelce 2018 yılında Avrasya Proje Festivalleri adı altında Moldova'nın başkenti Kişinev'de icra ettiğimiz festivalin ardından Özbekistan'da bu defa Sakarya Semerkant kardeşliği çerçevesinde ve 3 şehir olarak başvurduğumuz Taşkent, Semerkant ve Buhara şehirlerimizde icra ettiğimiz festivallerde Gökoğuzların önemli bir değerlerini de orada Uluslararası Mimarlık Ödülü'ne layık gördük. Bu Gökoğuz yerinde inşa edilecek olan, TİKA tarafından inşa edilecek olan Recep Tayyip Erdoğan kompleksi idi. Bununla birlikte anılan tarihlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçimlerden dolayı Özbekistan'a katılamamış olmasını üzüntüyle karşıladık. Ve fakat ardından Sakarya'ya davet ederek hem Sapanca ile Gagavuzya'nın önemli şehirlerden biri Kazayak şehirlerini kardeş şehir olarak buluşturalım. Hem de kendilerine bu anlamlı isimlerine atfedilmiş Avrasya Mimarlık Özel Ödülü'nü burada takdim edelim duygularıyla Sakarya'mıza davet ettik. Cumhurbaşkanımızla Sakarya'nın değerlerini, Sakarya'nın sanayisini, Sakarya'nın tarihini, Sakarya'nın kültürünü, Sakarya'nın organize sanayi bilgilerini sahip olduğu bütün değerleri aktarmak ve buradaki kazanılmış tecrübelerin Gagavuzya'ya geri dönüşüm olarak kardeşlik ilişkilerine, ticari ilişkilerine yansısın diye bir dizi diyaloglar içerisindeyiz. Şehirler iki türlü gezilir. Bir turistik olarak gezilir. Bir de bir kültür insanı olarak arkeoloji yapmak için gezilir. Ve ruhu keşfedilmek üzere gezilir şehirler. Biz nasıl olsa şehrin turistik gezisini yapan ve bunu yazan birçok insan var diye düşünüyoruz. Biz o zaman ikinci cepheyi ele alalım diyoruz ve şehrin ruhunu keşfetmek üzere biz dolaşıyoruz. Ve bunları da imkanlarımız nispetinde kaleme, yazıya, kitaba dökmeye çalışıyoruz efendim. Medeniyetin temel taşıdır mimari, sanat, kültür ve Türk dünyasının da ruhunu yansıtan Türk Dünyası Mimar ve Mühendisler Birliği. Gagavuzlar, Ortodoks Hristiyan kökenli etnik Türklerdir. Bizans yazılı kaynaklarında Oğuzlar 11. yüzyılda Tuna Nehri'ni geçip Balkanlardaki Makedonya, Paris, Tiryon, Yunanistan ve Bulgaristan'da yerleşen göçebe boyları olarak kaydedilmiştir. 11. yüzyılda Balkanları göç eden Gagavuzlar Ortodoks Hristiyanlığı kabul etmişler ve daha sonra Osmanlı yönetimi altında kalmışlardır.